İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün sizlere salonumdan sesleniyorum. Evet bugün günlerden cuma. Derledi, topladı sevoşunuz e, haberlerini. O zaman hazırsanız alıyorsunuz siz de çayınızı, kahvenizi. Geçiyorsunuz ekranınızın karşısına. Bakalım bugün neleri konuşacağız. Biliyorsunuz uzun süredir Seren'i konuşmuyorduk. Seren bir döndü sağlara, pir döndü. Seren Serengil ben izlememiştim dünkü videoyu sizlere anlatırken e, Seren Serengil'in açıklamasını sadece yazılı basındakileri okumuştum. Onun üzerinden bir değerlendirme yaptım. Bugün izledim. E, zannedersem e, YouTube'a da düşmüş e, Seren Serengil'in tohma ile ilgili açıklamaları. Ben burada ne gördüm? Kısa özet hemen çok detaylara girmeyeceğim. Seren Serengil sevgilisinden değil arkadaşlar ev arkadaşından ayrılmış. Bunun için de e, anlaşılan zaten e, bir bahaneye ihtiyacı varmış sıkılmış işin anlayacağınız artık o da hani e, uzun süredir işte 4 yıldır beraberlermiş onun getirmiş olduğu bir mahcubiyetle hani bir bahane arar da fırsatını bulun, bulursun ha dersin ya yani top ayağına geldi Seren Serengil de golü attı ben Seren Serengil'in konuşmalarından sevgilisinden değil de ev arkadaşından ayrılmış birini gördüm. Bir de işte vallahi kusura bakmasınlar eğer gerçekten iki e, insan bir araya gelip bir ilişki yaşıyorsa ayrı yataklarda yatıyorsa işte e, ilk zamanlar işte ben yeni boşanmıştım çocuğumu kaybettim o yüzden beraber olmadım. Sonra hastalığımdan dolayı beraber olmadım. Falan falan böyle bahanelerin arkasına sığınaraktan bir ilişki yürür mü? Seren Serengil'den çok Seren Serengil anlattıktan sonra tohmaya üzüldüm ben. Şimdi o çocuğun bir de enteresan bir şekilde... Ee, ...Seren Serengil'le kötü anılmaya başladı. Yok çantacısıydı, yok işte e, Domez gibi kullandı da... o da budur da adamın adı Domez'e çıktı. Yani o daha kötü bir şey. Yani tohma açısından kötü. Çünkü e, Allah tabii ki sabır versin. Depremde o da annesini kaybetti. E, yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan... ...tüm depremzede de ailelerine tabii ki çok zor işi. O travmaları atlatmak ama... Ben Seren Serengil'de öyle bir hani sevgilisinden ayrılmış da üzgünmüş bir kadın değil de hani fırsatını bulmuş. Böyle de bir bahane arıyormuş. Bahanesinin arkasına sığınaraktan bir açıklama dinledim. Tabi Seren Serengil'in de kendince haklı olduğu konular var. Ay çok betersiniz öyle şeyler yazmışsınız ki diyorsunuz ki bazılarınız yok anasıyla birlikte o kadını tutmuştu bu hani arıyordu falan diyen oldu. Yok Gülben Ergen yeni single çıkardı işte onu gölgelemek için diyenler oldu. Ay daha fantastik olanları var reklam yapmak için diyenler var. Ondan sonra işte var da var yani bir, ne derler birçok. Senaryoyu gündeme getirenleriniz var ama ben e, işin aslı, gördüğüm kadarıyla burada bir ne derler artık Seren'e batmaya başlamış Tohma aynı evin içerisinde e, bir bahane ihtiyacı vardı. Tohma da zannedersem e, Seren'in sevgisizliğinden, ilgisizliğinden e, üst boşluğa da düştü. Zannedersem annesini kaybetmenin işte sıkıntıları da vardı. İlk ilk fırsatta ona ilgi gösteren kadınla belki o da. E, ...zaafa düşüp bir şeyler yaşadı. Neticede insan hayatı yani Seren'in bu kaçıncı ayrılığı, kaçıncı e, ne derler ilişkisinin bitişi. Bir de çok enteresan daha bunlar birini bırakmadan öbürünü buluyorlar. İster misiniz Seren Serengil bombayı patlatsın yeni biriyle? E, vallahi şaşırmam. Çünkü e, öyle bugün haberler var ki bugün gerçekten ayrılık üzerine, boşanma üzerine yakılıyor gündem. Enteresan olansa e, Selen, Seren Serengil'in ezeli rakibi e, şu anki e, partneri değil artık e, bir Bali'nin gık dememesi bu konuda ya. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda e, kabul edelim etmeyelim. Seren Serengil ünlü bir kadın. Üstelik de eşinin, e, sevgilisinin aldattığını iddia ediyor. E, al, böyle bir olayla ayrıldığını söylüyor. Bütün yazılı basında yer aldı ama e, işte bir ara çok e, söylemezsem olmazdayken ikinci sayfaya sallıyordu ya. İşte reading sus sus bu sus, sus diye onlara sallıyordu. Hiç onlar da iplemedi. Gerçi şişmiştir. Bir can konuşamadığı için ama gene de o da e, değinmedi konuya ama Eski yapımcısı hmm, zaten biliyorsunuz Seren'den bir gol yemişti o kadının ses kayıtlarını ifşa ederek. O kadın ne demişti orada? İşte yok kokain mokain adamın adını çıkarmaya kalktılar. Oradan zaten Bilal Özbilge bir bileyliydi. Çünkü ister istemez kim olsa bile eğlenir. Düşünsenize adınızın çirkin bir şekilde anılması ve buna da neden olan kendi sunucusu. Seren Serengil'di kim ne derse desin orada intikam almak için kasıtlı yaptırdı Seren Serengil onu. Neyse yapımcısı zehir zembelek tabii ki ister istemez kızgın ister istemez e, ne derler öfkeli içindeki öfke daha Seren Serengil'e yapımcının soğumamış. Tabii ki e, ama burada şuna değinmek istiyorum öncesinde kardeşim bir, biri sizin düşmanınız ise düşmanın bile mertini versin Allah. Atıyorum ben birine düşmanım kardeşim. Kime düşmansam onunla uğraşırım. Kalkar onun e, sevgilisine, anasına, e, kardeşine bulaşıyorsanız bu arkadan dolaşıp namertlik, kalleşliktir. O yüzden bir de bu çocuğa, yani sen serengil edeyim derken çocuğu düşürdüğün duruma bak. Şöyle bir gönderme yapıyor Bilal Özbilge. Diyor ki şoförlük, asistanlık, valilik yapacak e, acil adam aranıyor. Boşa çıkan, iş arayan yazabilir. <laughs> Göndermeyi Seren Serengil'e değil aslında Seren Serengil'in ayrıldığı partnerine sevgilisi Tohma'ya yapıyor. Hadi sen şimdi Seren Serengil'den intikam almak için niye sevgilisine çakıyorsun değil mi aslında değil mi? Saçma değil mi sizce de? Ee, bu çocukta hakikaten e, bir de onun annesini kaybettiğini düşünmek lazım. Psikolojisinin kötü olduğunu düşünmek lazım. Bak şimdi hem yerinden oldu, yurdundan oldu, düzeninden oldu. Ee, üstüne bir de sen kalkıyorsun. Yok e, şoför, asistan, vale e, gibi yakıştırmalar yapıyorsun. Seren serengil durur mu? Hem ağzı iyi laf yaptığı kadar. Oho laf çakmakta. Onun da üstüne yok arkadaşlar. O da e, bir yapımcı arıyorum ama... Coco Chanel sevmeyen. Kız ne demek yumuşak mı diyor adama. Kadın parfümü mü kullanıyor? <laughs> ne ayak. Burada bir gönderme var. Coco Chanel iması boşuna değil. Sevgilisine mi Coco Chanel alıyor, Kendi mi kullanıyor? Nedirse ona bir Coco Chanel göndermesi yapmış. Bir de şantaja haber yapmamak için milletten para dilenmeyen. Şantajla haber yapmamak için milletten para dilenmeyen varsa beni bulsun. <laughs> o da ona oradan gol atıyor. Varsa beni bulsun. Bir de ratingleri yerlerde olan programları varsa sakın aramasınlar. Çalışmam. Artık kaliteli, kültürlü, Türkiye'nin en iyi kanallarında en az 5 yıl çalışmış biri. Yani yapımcı böyle bir yapımcı arıyor. Yani hiç boşa sallama Coco Chanel kullanan istemiyor. En az 5 yıl tecrübeli istiyor. Bir de reytingleri meytingleri eziklemiş oldu düşük birini istemiyor. Yani öbürünün kuyruk acısı bunun ise ben olsaydım bakın ben olsaydım hiç bu mesajı muhatap kabul etmezdim. Böyle bir gönderme yapmazdım. O zaman askıda kalırdı bu kabul edilmemiş olurdu bunun üzerine bu cevabı yazdığın zaman o mesajı kabul etmiş oldun. E ben zaten ikinci taşı da, ikinci golü de Deniz Akkaya'dan bekliyorum. Deniz Akkaya zaten söylemişti adamın onu aldattığını, işte e, yok adamın çantacısı dedi, e, Samsonetçisi dedi, ezikliyor dedi, bu bizimki dedi, onu dedi, bir tane dedi, ay H&M'de mi bir yerde, ondan sonra eziklemiş herkesin içerisinde yani onu bir bir nevi şey gibi kullanıyordu demeye getiriyor yani evin içinde götür getir iş yapan biri gibi. Aslında burada diyorum ya yanan tohma oldu. Seren'le kavgası olan Seren'e öfkesi olan hıncını tohmadan çıkardı. Deniz Akkaya desen öyle yani bir nevi Seren'e bariyer görevi gördü. İşte tüm bunlar yaşandığı için seren serengil bunun mahcubiyetini yaşamamak için sinyallerini de veriyor. Şimdi diyeceksiniz ki diyor hani e, depremde annesini kaybetti, şudur iyiydiniz, ne oldu falandır, fişmandır. O da işte ben de bu evi ben çekip çevirdim 4 sene bir kuruş bir şey istemedim ondan. İşte babasını otele yerleştirdim falandır, fişmandır sinyallerini veriyor. Yani beni bu konuda bu bu ayrılık kararında suçlamayın diye. Seren'in de haklı olduğu yerler var. Ben böyle altında efsane bir hikaye aramıyorum. O kadar efsane bir hikaye yok. Anlaşılan gerçekten bu olan birileriyle kırıştırmış. Seren de bunu yakalamış. Top ayağına gelmiş. Böyle bir bahane de arıyormuş zaten. Bulmuş, değerlendirmiş. İşin özeti bu arkadaşlar. Ama korkunç olan ise diyorum ya Seren'in düşmanlarının bu çocukla uğraşıyor olmalı, olmaları. Onun da bir gururu var. Onun da ne bileyim ya yapmayın böyle yani. Bu kadar da fazla. Bakalım ben diyorum ya şimdi bugün yarın eli kulağındadır. Çatlıyordur şimdi ha, yorum yapamadı diye e, Deniz Hakkı'ya. Bugün yarın da o çıkar. Vay öyleydi, vay böyleydi diye değerlendirir. Daha bombası, Evet, Seren Serengil olayından bile daha bomba haber ise biliyorsunuz yine Demet Özdemir, Oğuzhan Koç. Bunlar da zaten belliydi. Beklenenin malumu oldu, ilanı oldu, boşanıyorlar. Demet Özdemir zaten evi ayırmıştı. Şimdi de annesinin yanına kendi evine, Zekeriya Köy'deki evine geçmiş. Tamamıyla ipleri koparmış ve boşanıyorlarmış. Yani evliliği bitirme kararını resmi olarak verdiler ama Bircan anam ne Hatırlar mısınız? izleyenleriniz bilir. Bir can vali değil miydi imalı bir şekilde işte sette işte bir tane çok ünlü e, oyuncu, işte bir tane çok ünlü yönetmen ondan sonra ikisi milletin bilmem ne yönde beraber oldu falan diye bunları afişe edip Demet Özdemir'in adını vermeden bu skandalı anlatan de, kendileri değil miydi? Allah için sonunda da bir de demedi mi adam ünlü şey adamdan için yönetmenden için evli miymiş mevli miymiş diyerekten carttırı cırttırı olayı köpürten kendi değil miydi? Kendisiydi. Şimdi çevirdi kazı aldatanın Demet Özdemir değil de ay bir de onu da nasıl anlatıyor sanki ay arşiv gibi videoların duruyor. Onu da nasıl anlatıyor şimdi biliyor musunuz? Ay kıza bir de karavanda e, iftira attılar diyor. Ulan iftirayı atan sensin. Aa böyle fırıldaklık da hiç görmedim. Orayı şimdi çevirdi. Ay gene durmuyor bir iddiası var. O daha zehir, zembelek. O iddiada da diyor ki Oğuzhan Koç isimleri vermeyeceğim. İşte o aranjör bir çocukla ondan sonra Defne Samyeli'nin adını kasıtlı çıkardı diyor. Orada aslında diyor. O aranjörle Defne Samyeli'nin adının çıkması e, paravandı diyor. Aslında diyor e, bir nevi e, Defne Samyeli ile Oğuzhan Koç'un bir ilişkisi olduğunu. Bu ilişkinin de e, Demet Özdemir'in Özdemir doğum gününden önce patladığını söylüyor. Demet Özdemir'in bu yüzden ayrıldığını, aldatıldığını düşündüğünü. işte hep telefonda konuşuyormuş da falan bugün bayağı bir orada böyle bir ne diyeyim buna da bir artık siz... E, e, Kaynağı olmayan bir bilgi mi dersiniz? Bircan her zaman yaptığı gibi konuşmaları çıkarttırırım. Öyledir, böyledir iddialı iddialı konuşuyor. Ama ben hiç ihtimal vermiyorum. Hani e, çok çocuksu geliyor. Yani onunla e, bu kadının birlikte olabileceğini ben pek düşünmüyorum. Ama e, Bircan'ın böyle bir iddiası var. Yazık. Yani ben e, gençler ya üzülüyorum. Bir de bu kadar şaşalı bir şekilde evlendiler daha 8 ay olmadan... Ee, evlilik kararı almış çift. Hayırlısı olsun onlar için. Yani ben Demet Özdemir'in oyunculuğunu beğeniyorum. Ee, gerçekten de bu hele de son projesiyle de Parah'la da e, şeyliğini, popüleritesini iyice arttırdı. Hem oyunculuğunu hatta oradaki bir sahneyle de şu an yaşadıklarının e, ay magazincilerin gözünden anacığım hiçbir şey kaçmıyor. Ama e, ben burada aksine ee, Oğuzhan Koç'un eşini sevdiğini düşünüyorum. Ee, söylenildiği gibi öyle Defne Defne Samyeli'yle falan bir şey olduğunu düşünmüyorum ama ufak tefek e, kaçamakları olabileceğini düşünüyorum. Eee popçularda bu var. Bakın dün Dalkılıçı konuştuk. Ne yapıyor? Bunlar istiyor ki evde hanımımız dursun. E, bir de popçuların biliyorsunuz şarkı şarkı söyleyen erkeklere kadınların bir ihtimamı oluyor. Yani çok enteresan. Bana hiç cazip gelmiyor mesela şarkı söyleyen erkek. Hani büyük bir ama ya ben öyle hani sırf şarkı söylüyor diye bir erkekten etkilenmem. Ben etkilenmiyorum öyle şeylerden. Belki benim mesleğim olduğu için şarkı söyleyen erkek bana çekici gelmez, ilginç gelmez. Aksini iter bile yani. Ee, daha profesyonel düşündüğüm için. Ee, ben onun daha farklı konulardan belki de bir şeylerini yakaladığını o yüzden bitirdiğini düşünüyorum. Ama onların iddiasına göre Defne Samyeli iddiası var korkunç yani eğer gerçekten öyle bir şey varsa da ay skandal 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 yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama yakışıyorlardı da. Ama işte yürütemediler. Popüler olmanın da getirdiği bir kirlilik bu arkadaşlar. Yani ünlüler dünyasında iki tarafta popüler. Kız biraz daha yukarıda popülaritesi. Ama biliyorsunuz oğlanın şeyine de gitmedim. Yani oğlan düşün başrolde film galası var. Kız galaya malaya gitmedi. Dans ederek o hiç umurumda değil havalarında kız. Kız iplemiyor zaten ya da iplemiyormuş gibi görünmeye çaba sarf ediyor. Olsan Koç ise <laughs> onun da makyajı ile ilgili özür dilerim filminin galasında başrol oyuncuları İbrahim Büyükkaya ve Ozan Koç'un makyajlı görüntüleri abartılı bulunmuş ve so sosyal medyada da gündem olmuşlar. Yani tartışılmış. Ya bu kadar makyaja ne gerek vardı? Yumurta gibi çıkmış ikisinin de suratı zaten. Ama e, yani hadi şeyi geçtim de. Hakikaten onun kaşları, maçları bir kadınsılık da yaratmış. İbrahim Büyük Akka'ya da güzel durmamış. E, menajerleri de şöyle bir ee, açıklama yapmış ki onların hani bu makyajlı oluşuna bir bahane, bir kılıf uydurmaya çalışmış. Bizim işimiz şov. Siz bizim yaptığımız şovu izliyorsunuz. Sizin için özenle hazırlanmak işimizin bir parçası. Son yıllarda o kadar alıştık ki işine özen sizlere Özür dilerim galası için her filmde olduğu gibi başrol oyuncuları yani İbrahim Büyükaka ve Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca sabah saat 10.30'da gala mekanında hazır oldu. Gün boyu 8 ayrı televizyon çekimi ve röportaj yaptık. Bu televizyon çekimlerinin eee konuklu sohbetli her çekim için izleyici ayrı ayrı kanallarda aynı kıyafetlere benzer sohbeti dinlemesin diye kıyafetler değişti, ışık ve dekor değişti. Nasıl bir canlı yayına konuk gidildiğinde televizyon ışığından parlama almaması adına makyaj yapılıyorsa o makyaj yapıldı. Tüm başrol oyuncularına her çekim arası kıyafet değiştiği değiştirdiğinde o makyaj tazelendi. Gala setine kadar da sürdü bu tempo. Basına karşı da e, hal böyle olunca da yansıyan işine, e, izleyenine özen gösteren hazırlanmış bir ekip çıktı. Sadece bundan ibaret demiş. Ya yani da onu öyle savunmuş Özgür Aras ama erkekler de gerçekten sakildiriyor. Tamam anlayabilirim bir pudra geçebilirler. ...canlı yayında, röportajda... ...ama ıslak mendille alırsın... ...kardeşim hiçbir yerde ayna mayna yok mu... ...o şekilde <laughs> makyajlı makyajlı... ...kat kat makyajla da... ...görüntü vermeyeceksin... ...bunun savunulur bir tarafı yok... ...komik olmuş hakikate. ...niye öyle bir fotoğraf çektiriyorsun... ...anlarım hani oradakiler görür... ...onu oradakilere izah edebilirsin... ...yani basına niye servet ed servis ediyorsun o zaman makyajlı... ...görüntülerini demezler mi... ...değil mi enteresan yani... Evet ayrılanlar, ayrılanlar, ayrılanlar. Üzüldüklerim var tabii ki içlerinde. Ceyda Düvenci, Ceyda Düvenci evlilik terapi terapistine gittilerdi. Her şey yolunda düzeltti diye haberler gelirken Hanacım güneş tutulması mı? Ay tutulması mı? Hangisi etkiliyorsa? Bu arada ne çok şeyi üst üste yaşadık. Gezegenlerin konumu, bakın insanlar çıldırmış vaziyette kavga etmeleri. Ee, belki de aralarındaki problemlerin üstüne ne derler su dökülse de alttaki kor sönmüyor demek ki. Oradaki e, ne derler kriz devam ediyor zannedersem. 8 yıllık evliliklerini bitirmenin eşiğindeler. Ceyda Düvenci'de e, bir... E, Mesnevi'nin yazısını paylaşmış zannedersem. O da sosyal medyada tabii ki gündem olmuş arkadaşlar. Hemen okuyorum sizler için. Bu niye böyle oldu? Bir saniye. Evet şöyle hemen alıyoruz. İnsan kısmı bir misafirhane. Her sabah yeni birisi gelir. Bir sevinç, bir bunalım, bir zalimlik. Aniden farkına varmak bir şeyin. Hepsi beklenmedik misafir. Hepsini karşılayıp eyle evini vahşetle süpürüp bütün mobilyalarını boşaltan bir kederle kalabalığa bile gelse her geleni alnının akıyla misafir et. Olur ki yeni bir zevk getirmek için boşaltırlar evini. Karanlık düşünce, utanç ve gares hepsini gülerek karşıla kapıda ve ve buyur et içeri. Minnettar ol her gelene, kim gelirse gelsin çünkü bunların her birisi öte tarafta bir kılavuz demiş Ceyda Düvenci mi, e, ma, şimdi ister istemez belki de hoşlandığı bir sözü paylaşıyor ama evliliklerindeki krizden dolayı birbirlerine gönderme mi yapıyorlar gibi anlaşılıyor ha bu arada Seren Serengil bütün fotoğrafları silmiş hemen hemen mazi yani fırsatını kolluyormuş diyorum ya hemen anında fotoğrafları fotoğrafları Eski imaya etmiş. Var bunun altında bir şey çıkar arkadaşlar görürsünüz. Sevoş demediydi demeyin. Hiç öyle ayrıldığında üzgün bir kadın yok da ayrıldığının e, haklılığını ispatlamaya çalışan bir kadın gördüm orada da ben. E, ya bir ilişki bittiğinde artık e, kimin istemediğinin, kimin haklı olduğunun bence bir önemi de yok. Bitmiş mi bitmiştir kardeşim değil mi? O haklı olsa ne olur, sen haklı olsan ne olur? Bak mesela Demet Özdemir hiç konuşmuyor. En güzelini yapmıyor mu kardeşim? Valla fısıltı gazetesi çalışıyor. O onu diyor, bu bunu diyor. O diyor ki aldattı diyor, öbürü diyor ki aldattı diyor. Hele bizim bir cana bakarsan önce kadın aldattı dedi. Şimdi döndü, e, olsan aldattı diyor. E, yani tutarsızlıklarını oradan pay, pay çıkarın arkadaşlar. Yani bir şey bittikten sonra konuşmayacaksın kardeşim. Hiç cevap vermeyeceksin. Cevap verince uzar. E, bu konuda tebrik ediyorum. Kutluyorum ben Demet Özdemir'i. Hiç konuşmuyor. Cevap da vermiyor. Yani e, anlaşılan kafasında bitirmiş kadın. O yüzden de e, konuşulsun da istemiyor. Ne kadar Konuk çabuk kapanırsa o kadar iyi deyip, E çünkü zaten e, buradan bir magazin malzemesine ihtiyacı yok kadının. oyunculuğuyla ön planda, işi tutmuş. Bunun daha üstüne mi çıkacak konuşularak? Hayır. Böyle bir şeye hani böyle bir reklama ihtiyacı da yok bu kadının. O yüzden e, bu bölüm hayatının bu bölümüyle bununla konuşulmak istemediğini düşünüyorum. Gülben Ergen'in şarkısını dinledim. En güzel misafir. Ee, çünkü <laughs> yorumlarda Gülben Ergen'e nispet Gülben hiç nispetlik bir şarkı da değil slow bir şarkı yapmış fena bir şarkı değil dinlenilir ama yeri göğü inletir mi? İnletmez anacığım ha, böyle ne derler hani güzel bir şarkı dinlenilir ee, ama hayranları beğenmiş ee, hemen de kısa sürede 100 bin e, şeye ulaşmış e, izlenmeye ulaşmış eğer şişirme değilse güzel. Biliyorsunuz artık hiçbir şey şeyi kalmadı. Ne derler? Güvenilirliği kalmadı. Mutlaka ya bir oynuyorlar mı oynuyorlar artık o kadarını bilemeyeceğim. Hadise yarın hem hadisenin hem de tanın. 14 Mayıs'ın 14'ünü beklemişler? Yarın için çok çıkacak. Hatta geceden yayınlayacaklar zannedersem. Hadisenin de e, tanında yeni şarkıları e, yayınlanacak yarın arkadaşlar. Hadise Ölmek istedim, ölsün istedim deyi paylaştı e, ve sosyal medyanın diline düştü. Tabii ki 5 e, aylık evliliğinin bitişiyle böyle bir şarkıyı seslendirirken kendini mi buldu? E, biliyorsunuz hadise çok konuşuldu. İşte Reza'yla olan, onunla olan, işte e, feryadı, isyanı. O da diyor ki e, yeni şarkıyı hayranlarını heyecanlandıran ünlü şarkıcı dikkat çeken açıklamalarda ee, şu ifadelere yer verdi. Bu şarkıya kadar sessiz bir feryadı benimki duyanın anlamadığı, anlayanın anlayacak olanın duymadığı diye. Bakın işte mutfaktayken masa daha yüksekte olduğu için şöyleydim. Şimdi buranın masası alçak ya. Eğiliyorum <laughs> anacığım ne yapayım? Vallahi yapacak bir şey yok. Ee, kaç kere inandım, kaç kere yandım, ölmek istedim. E, kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra çağıra feryat etmek istedim. Hakikaten sözler güzel. Feryat diye bir şarkı vardı. Yıldırım Gürses'in, e, Emel Sayın'ın da o efsane yorumuyla filmi de vardı Feryat diye. Aslında e, oradan esinlenilmiş olabilir ama sözler gerçekten e, vurucu. Dinlediğim ilk anda şarkının baştan benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim demiş. Şarkısına da güveniyor. Feryat işte tüm bu hisleri e, okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor. Wow, okyanusa açılmak isterken deniz kenarına vuranların hikayesini anlatıyor diyor. 14 Nisan Cuma günü sizlerle demiş. Bakalım e, ...Hadise'nin şarkısı. E, ben tanınkini merak ediyorum ama Hadise'ninkinin de güzel olacağını düşünüyorum. Bu açıklamalarda ölmek istedim, ölsün istedim sözlerine yer veren Hadise kısa sürede sosyal medyanın da gündeminde olay olmuş arkadaşlar. Bir kitlesi var merak ediliyor. Hele de yeni şarkısı tüm bu yaşanılanlardan sonra çok çok merak ediliyor. Ben de merak ediyorum dinlediğimde düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Siz de fikirlerinizi yine yorumlar kısmından yazabilirsiniz anacım. Evet Gülben Ergen fena bir şarkı yapmamış. Ben hiç Gülben Ergen'e nispet olsun diye bu hani ayrılık senaryolarını onun için çıkardığını Seren Serengil'in düşünmüyorum. O hani o çok bir şey topik bir hikaye gibi geldi. Evet yine bugün hep skandallarla dolu kişilikleri konuştuk. Seren Serengil Ondan sonra ooo neydi Demet Özdemir şimdi yine eskilerin klas isimlerinden benim de bir ara yakın görüştüğüm çok da sevdiğim Banu Alkan Banu Alkan mahkemeye Polis soruyla götürülecekmiş. Ay bunda çok önemli bir şey yok ama koca koca başlık atmış gazeteler. Bana e, da öyle bir e, mesaj geldi. Çünkü işte e, hakimin karar vermesi için siz de dinlemesi gerekiyor. 3-4 kez mahkemeye gitmediğinizde böyle bir karar mahkeme tarafından çıkıyor. Gidersiniz problem olmaz. Muhtemelen telefonla onun da uyaptan bana geldiği gibi işte şu 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 tarihli mahkemenize gelmezseniz e, polis soruyla getirileceksiniz gibi bir mesaj minimalde bir mesaj gitti herhalde. Vanu Alkan, müzisyen Nikola Rona'nın ama şuna katılmıyorum ya bu kadın bence bir şeyleri e, reklam peşinde koştuğunu düşünüyorum. Sen 12-15 sene mi oldu? Bayağı da eski yani 2004'ler mi? 5'ler mi? Tam yılını şimdi hatırlayamıyorum. Sen 15 sene ...bekledin, bekledin, bekledin... ...şimdi kalkıyorsun kadına... ...dava açıyorsun ki velev ki sen okudun... ...senin sesinle yapıldı. Eskiden bunlar... ...çok yapılırdı. Hani... Ee... Sinemada da Türkan Şoray'ı seslendirenler vardı. Ne bileyim, işte bir ara e, İzel e, kimdi o kadın ya, Ay, ismi gelmez şimdi. E, böyle sanatçılara e, vokal yapıp o alttan vokali daha fazla kullanılıp e, sesi olmayanlara böyle desteklemişlerdi. Sen kalkıyorsun, o zaman yaptığın işi mahkemelere taşıyorsun ki yazık kaç yaşında, 65 yaşında kadını oralara sürükleyeceksin. Yani neresinden tutsan burada bir. Ee, şeylik ve art niyet var diye düşünüyorum. Beyaz Orkide adlı şarkıda kendisine e, aitmiş gibi kullandığı iddiasıyla 5 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. Alkan önceki gün duruşmaya katılmayınca zorla getirilme kararı çıktı. Banu Alkan'ın seslendirdiği Beyaz Orkide adlı şarkının kendisine ait olduğunu iddia eden Nikola Rona savcılığa suç duyurusuna bulunmuş. 75 bin lira işte amacı belli. Tazminat davası açmış bilir kişi gelen rapora göre şarkının nakarat bölümündeki sesin Banu Alkan'a ait olmadığını ortaya çıkarmış. Savcılık sanatçı hakkında manevi veya mali haklara tecavüz suçundan 5 yıl yok ya adam mı öldürdü bu ne ya bu kadar da bokunu çıkardılar. Artık yani mahkemelerde bir takım şeylere öyle özellikle bu teyriye ne adam mı öldürdü 5 yıla kadar. Ya kadınların saçından tutup sokaklarda sürüyenleri kalkıp bu cezayı istemiyorsunuz. Eee 10 ee, sene sonra ortaya çıkmış neymiş ee, izinsiz kullandı. 10 sene önce aklın neredeydi? O zaman çıksaydın anlardın diyebilirdin ki o zaman ya işte ben böyle anlaşmamıştım, böyle konuşmamıştım deseydi bir manası olurdu. Sen 15 sene sonra dava açıyorsan geçmiş olsun hiçbir manası yok. Sen onu o zaman kabul etmişsin ee, bu şekilde razı olmuşsun. Şimdi kalkıyorsun kadına kara çalmaya çalışıyorsun korkunç bir şey. İstanbul Fikri ve Sanat Haklar Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Banu Alkan gelmedi. Müşteki Nikola Rona'nın avukatı temsil etti. Hürriyetten Özge, eee Kar'ın haberine göre mahkeme Banu Alkan'ı zorla mahkemeye getirilmesine ve cep telefonunda SMS mesaj atılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Yani tipik benim başıma gelen bir olayın, benimki işte hakaret suçundan, onunki de işte böyle bir suçtan ee, yazık başı ağrıyacak. Yani o yaşta bir kadına valla ben güle oynaya giderim mahkemeye kardeşim kimin sö bilip de e söylemediği bir şeyi söyledim. Benim söylediğimi bilmesiniz. Seyhan Soylu söyledi. Gitti elini öptü ayol. Biliyorsunuz o da konulara açmayacağım. Gitti elini öptü. Fiyatını açıkladı şeyin Deniz Akkaya. Daha kötü. E dedi işte e Selin Ciğerci 3 liraya gidiyorsa sen de 5 liraya gidiyorsun diye videolar çekti. Eğer bir insan gururlu, onurlu, gerçekten de bu laflardan alınacak bir insansa önce ondan alınması lazımdı. İşte tutturabildiğini, oradan işte benim de kullanmamam gereken cümleler var. Hukuk beni kullandığım cümlelerden dolayı cezalandırıp belki de bir tazminata mahkum edecek ama ben de tabii ki savunmamı yapacağım. Bu kadının kışkırtıcı söylemlerinin, eylemlerin bir neticesi olduğunu evet yalnız seren serengil olayına tekrar dönüyorum Ay, şimdi önüme tekrar geldi ee, ister istemez <laughs> seren serengil'e e, aldattığını kabul etmemiş tohma şizofrensin falan demiş anlatıyor işte videosunda İşte o da kabul etmiyor bana sen şizofrensin falan diyor babam da babam da annemi öyle derdi diyor erkekler böyle söyler falan oradan mı etkilendi falan da pişmandır neyse ee, içindeki İntikam e, hissiyle yanıp tutuşuyor söylemezsem olmazın yapımcısı Bilal Özbilge şöyle bir şey paylaşıyor bu da seren Serengil'e gönderme bu belirtiler var ise yakın, yakınlarınızda hemen tedaviye götürün. Onlar hasta olduklarını asla kabul etmezler demiş. Ve işte ruh hastası kime denir e, açıklamasını yapmış. Ruh hastası zaman zaman saldırgan davranışlar gösteren kimse anlamındadır. Ruh hastalığı kelimesinin bir diğer anlamı ise akıl hastalığı olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan demektir diye göndermelerini serene devam etmiş. Şizofren kime denir demiş. Şizofren bir bireyin davranışlarını, hareketlerini, gerçeği algılayış şeklini düşün, düşüncelerini çarpıtarak değiştiren ailesi ve sosyal çevresiyle ilişkilerini bozan psikiyatrik bir hastalıktır. Yani ona diyor ki ruh hastası, şizofren, mitoman kime denir? Patolojik yalan ya da yalan söyleme alışkanlığıdır. Psikiyatride mitomani olarak tanımlanır. Hastalığı A sahibi kişilere mitomani denir. Falan fişman. Ee, kim bipolar Allah bütün e, şeyde <laughs> psikiyatrideki e, hastalıkları e, saymış sıralamış kime gönderme yapıyor manidar belli zaten devamını okumaya gerek yok ee, buradan anlıyoruz ki Bilal Özbilge'nin içindeki öfke daha geçmemiş arkadaşlar uzunca bir sürede geçeceği benzemiyor Seren Serengil işte videosunda Temmuz ayında istiyorlar diyor. Kanal falan söylemiyor da. Ben işte tatil yapacağım. Eylül'e onu diyor sarkıtmaya çalışıyorum. Güzel bir projeyle ekranlara döneceğinden falan da bahsetti. Her fırsatta işte yine e, gülüyor. Benim de başıma geldi. Öyledir. Annelikten bahsetti. Odur. Dur. Biraz acıtasyon yaptı. Biraz <laughs> güldü. İşte yani bizim tipik bildiğimiz Seren Serengil. Yani ne derler? E, izlen, izleten delilerden <laughs> Ben Seren Serengil'e kızmıyorum. Bütün kadınlarda yok mudur sıkılınca bir şekilde uzaklaşmak istiyorlar. Zaten Seren Serengil diyor ki bana diyor, bir kuruş parası geçmedi diyor. Yani öyle üstünde de bir hakkı olduğunu düşünüyor hastalığında ilgilendiğinden ne bileyim güzel vakit geçirdiklerinden falandır, fişmandır. Onun hakkında kötü konuşmayacağım gibi söylemleri var. Neyse Seren, Serengil olayını du bakalım daha ee, çok konuşacağı benziyoruz. Ben diyorum ya bekliyorum ikinci taşı da Deniz Akkaya'dan. Kendini zor tutuyordur. Patlayacaktır bugün yarın da duyarsınız. <laughs> o patlamadan Seren Serengil ikinci bir gol atmasa. Yani birinin elinden tutup çıkmasa çok enteresan. Daha yaşa, Yaşar İpek'ten ayrılmadan bunu bulduğuna göre kesin bunlar biliyorsunuz Rolanti'de başka biri mi var da bunu bu kadar çabuk ekart etti. Onun hep birlikte göreceğiz. Yani tohma aldattı derken kendi bir tanesiyle çıkmasın yani. <laughs> ben onun sinyallerini aldım arkadaşlar. Neyse. Onur Büyük Topçu. Gerçekten bu çocuk da böyle kayboldu gitti. Yani o Neydi o güzel bilmem ne aşklı bir film vardı. Orada tutturdu sonra işte bu gündüz kuşağı programlarında yemekteyiz de şuydu buydu. Güzel gidiyordu ama e, o da talihsizlikler yaşadı ve diyor ki tarih bizi yazmayacak diyor. E zaten televizyonculuk öyle bir şey. Hani e, televizyonda e, çok tanınır olmak aynı fenomenlik gibi. fenomenlerde zannediyor ki furra değişik ilginç bir yanlarından dolayı insanların ilgisini çektiği için kalıcı olacaklarını zannediyor. Kalıcı olamazsın ki yani anlık bir rezilliğin, anlık bir e, ilginçliğin, seni ilginç kılan bir hareketin insanların ilgisini çekebilirsin ama e, uzun süre insanların hayatında kalabilir misin? İşte o kadar kolay değil. Onur Büyük Topçu da bunu anlatmaya çalışmış. Hiçbirimiz diyor, televizyon işinde olan hiçbirimiz diyor, televizyon 3-5 sene iş yapmasak unutuluruz diyor. Yani tarih neticede bizi yazmayacak diyor. Televizyon... Zaten bundan 20 sene, ben 40 ya 20 sene önceki isimlerim hangisi kaldı? 3-5 tanesini hatırlarız ya da hatırlamayız. Zaten sektör de çok fazla kalabalığı kaldırmıyor. Yani yüzlerce ünlüyü kaldıran bir sektörde değiliz. Alanında en fazla 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi para kazanıyor ya da popülerliğini uzun süreler koruyabiliyor. Dikkat edin 10 tane çok popüler kadın popçu sayabilir misiniz? Hayır. Yavaş yavaş 5'ten sonra düşünmeye başlarsınız. Çünkü e, kalıcılık öyle 100 tane kişide olmuyor. 80 milyonluk bir ülkede 150-200 tane dünyada da öyle değil zaten. İnsan aklında tutamazsın zaten. E, popülerliğin anlamı kalmaz çok da fazla olduğu zaman. Her şeyin azı özü makbul arkadaşlar. Bu e, işte influencerlık ne bileyim bu YouTube fenomenleriyle televizyondaki yaptığı işle ünlenilmiş insanları ben aynı tutuyorum yapıyorum İşte gündüz kuşağı programı sunmuş veya işte ne bileyim kadın programı sunmuş yani o, o görünürlüğü süresince tanınır o işi bıraktığında onu kimse ne tanır ne de bilir Onur Topçu da bunun farkında biri olarak bunu ima etmiş biliyorsunuz bir de aile dizisiyle literatürümüze ne girdi gelin maaşı Ay Esra Dervancıoğlu ben de istiyorum gelin maaşı. Kim bana gelin maaşı öder? Bir zamanlar ben de gelindim diye. Ee, sonra bilmem ne Sakallıoğlu o da bayağı almış. Ben o soyadı alnıma yazarım o para için de. 180 milyar da iyi para arkadaşlar gelin maaşı. E, film, dizi, soykan ailesi. E, niye da işte şeyde dert yanmış. Ben diziyi severek izliyordum ama niye Kurtlar Vadisi'ne bağladılar sıkılmaya başladım demiş Armağan Çağlayan da bak çok güzel bir noktaya. Hani ben size diyordum ya ben ay sıkıldım izleyemiyorum falan. Ben böyle çok fazla kabadayı, böyle çok fazla böyle mafyaya dönük şeyleri beğenmiyorum, haz etmiyorum yani. Öyle şeyler bana çok hitap etmiyor. Çok cuk yakalamış bence Armağan Çağlayan da arkadaşlar. Evet. Hemen toparlamak istiyorum 40 dakikaya geçme geçmemek adına. Derya Ulu Hatay'a giderek Taha Duymaz'ın adına iftar yemeği vermiş. Taha Duymaz e, mutfağa yazılı pankartlar astıran şarkıcı fenomenin ailesiyle de bir araya geldi sosyal medya hesaplarından iftar yemeğinde kareleri paylaşan e, Derya Ulu keşke sen hayatta olsaydın ve kendin yapsaydın o yemekleri olmadı. Senin hayalin benim hayalim olmuştu. Bugün gerçek oldu umarım bir yerden görüyorsundur mekanın cennet bahçesi olsun e, gönlü güzel tahamma dedi e, Derya Ulu. Ya Artık böyle her şeyin magazine dökülmesi. Bu çocuk e, öldükten sonra popüler oldu farkında mısınız? Yani belki tamam belirli bir kitle tanıyordu ama e, sinekten yağ çıkarır gibi şimdi onun adını anan sosyal medya fenomenleri var. E, demek ki isminde bir ne derler şey mi vardı? baksana derya olur bile sanki e, iftar yemeği vermişmiş de böyle bir şey depremzedelere ya tamam bakın e, yanlış da anlaşılmasın ama tamam gidip e, deprem bölgesindeki e, depremzedelere iftar yemeği verebilirsin. Oradakilerle ne bileyim bir araya gelebilirsin ama ölmüş insanın üzerinden böyle magazin haberleri yaptırmanın da artık ben çok ne bileyim ya çok bu, 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 samimi bulmuyorum yani doğru da bulmuyorum yani bu işi yapmış böyle bir şey. Muhtemelen konuşulsun diye yaptığını düşünüyorum. Hani yemek verdim bari bana da faydası olsun. Magazinde de konuşulsun denilmiş. Ben öyle görüyorum bilmiyorum. Siz bu konuda ne dersiniz? Evet çok çok uzatmak istemiyorum. Romantik kutlama ve aylık hamile Aslı Enver eşi Berk e, Gökbudak'la aşkını haykırdı. E, zannedersen bir kutlama yapmışlar. Eşi Berkin'in Gökbudan doğum gününü romantik karelerle kutlamışlar. Çiftin aşk dolu anları ve doğal halleri beğeni toplamış. Ben beğeniyorum Aslı Enver'i. Ta İstanbul'lu gelinden beri beğeniyorum. Ee, i̇nşallah sağlıkla bebeğini kucağına alır. Ne çabuk zaman geçiyor bakar mısınız? Bir bir e, işte evleniyorlar, çocukları oluyor. Gerçekten e, kadının bence de e, çok geciktirmeden... Çünkü bir biyolojik saati var. O saati gecikmeden anne olması. Çünkü paylaşımın daha fazla oluyor. Yani geciktirdikçe düşünsenize elinden sonra doğurunca kızın 20'sine ya sen 70 yaşındasın. Yani bakın Sibel Can'ın o ne güzel yaptı değil mi? Boyu kadar şimdi evlatları. Onlarla beraber büyüdüler. Güzel oldu yani. Başta o zaman çok konuşanlar oldu. O erken yaşta doğum yaptı falan ama zaten romanlarda bu vardır. Neyse uzatmak istemiyorum. Sevaşunuz sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın, her zaman Sevaşunuzla kalın. E beğendiyseniz bir like atın. E abone değilseniz bir de abone olun. E yarınki ilginç konularımızı merak ediyorsanız bildirim zilinizi açın. Sizleri öpüyorum. Yarın görüşene dek hoşça kalın.